Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 10. sınıflar temel tasarım dersi 2. dönem 1. sınav sorularının bir kez daha hatırlatalım istiyoruz sizlere. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimelerle doldunuz kısmındaki ilk sorumuza, ilk bölümümüze bakalım arkadaşlar. Yanıltıcı, değerini, ton çubuğu, karşılaştıkları, tamamlayıcı gibi kelimeleri bakalım nerelere koyacağız birlikte. Zıt renkler karıştırılmadan yan yana kullanıldığında birbirlerinin nokta nokta artırır şeklinde ifade var. Arkadaşlar birbirlerine neyini artırır? Tabii ki değerini artırır. Buradan hemen birinci kelimemizi yazalım. Bir rengin siyah ve beyaz ile karıştırarak açıklık ve koyuluk farklarının bir çubuk halinde gösterilmesine nokta nokta denir ifadesindeki kavram tabii ki ton çubuğu olarak karşımıza çıkıyor. Buraya da ton çubuğu yazalım. Renk nokta nokta kuralları resim alanında geçerlidir. Arkadaşlar buradaki renk karşıtlıkları kuralı, biliyorsunuz böyle bir kuralımız var. Renk karşıtlıkları. Renk karşıtlıkları kuralı resim alanında geçerlidir ifadesi. Bunu da ifade edelim. Boşluğumuzu dolduralım. Sarı, mor renkler yan yana kullanılırsa nokta nokta karşıt olur. Bahsedilen ifade nasıl karşıt? Tabii ki tamamlayıcı karşıt. Buraya da tamamlayıcı yazalım. Son ifademiz renklerin siyah, beyaz, gri yanında kullanılması ile nokta nokta kontrastlığı olur. Bu da yanıltıcı ifadesiyle doldurmamız gerekiyor burayı. Yanıltıcı kontrastlığı olur. Renklerin siyah, beyaz ve gri yanında kullanılmasıyla diyelim. Ve bu bölümü geçelim arkadaşlar. Bu tarz sorular geliyor. Sizlere hatırlatmak istedik. Hepsi bu. Bir diğerine bakıyoruz. Burada ifade edilen aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız şeklindeki ilk sorumuz. Bakalım doğru mu yanlış mı arkadaşlar. İki rengin birbirleriyle karışımından oluşan ışık derecelendirme çubuğuna skala denir ifadesi var ki skalanın tanımı budur zaten. Dolayısıyla cevabımız doğru olacak. Kontrast ayrı renk demektir. Arkadaşlar kontrast zıtlıktır. Aynı renk değil, ayrı renk olacak. Dolayısıyla burada bir yanlışlık var. Kelime oyununa dikkat edelim. Ana renkler doğada saf olarak bulunan ve karışımla elde edilmeyen renklerdir. Bunlar kırmızı, sarı ve mavidir. Evet arkadaşlar, kırmızıyı, sarıyı ve maviyi hiçbir renk karıştırarak elde edemezsiniz. Bu doğadaki ana renklerdir. Bu üçü, kırmızı, sarı ve mavi, bunlara dikkat edelim. Bu bilgimiz doğru olacak diyoruz. Kullanılan renkler birbirinin diğerine oranı ile kalite kontrastı oluşur ifadesi doğru mu? Yanlış arkadaşlar, burada kalite kontrastı şeklinde değil, miktar kontrastı olacak. Bakın buradaki kalite ve miktar kelimelerine dikkat edelim. Kelime oyununa gelmeliyim. Buraya yanlış diyeceğiz. Kırmızı, sarı ve turuncu renkleri sıcak renklerdir ifadesi kesinlikle doğru. Çünkü biliyorsunuz ki yeşil, mavi, mor soğuk etki yapan, soğuk etki bırakan renkler arkadaşlar. Ama kırmızı, sarı ve turuncu sıcak renkler olarak bilinir temel tasarım dersinde. Dolayısıyla cevabımız böylelikle belli oldu diyoruz ve geçiyoruz bir başka bölüme. Evet, C bölümünde ifade edilen çoktan seçmeli sorularda ilk sorumuz nedir bakalım. Aşağıdaki renk gruplarından hangisi nötr renklerdendir? Bakın nötr renkleri aranıyor arkadaşlar, dikkat edin. Kırmızı yeşil nötr değil. Mor turuncu nötr renk değil. Mavi sarı nötr değil. Siyah turuncu nötr değil ama siyah ve beyaz nötr renklerdendir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneği bu soru için. Aşağıdaki renk gruplarından hangisi ana renk grubudur? Bakın ana renk grubundan bahsettik ki biraz önce ana renklerden bahsetmiştik. Arkadaşlar kırmızı, sarı ve mavi doğadaki karıştırılmadan bulunan, elde edilen renklerin direkt kendisi. Dolayısıyla ana renk grubudur kırmızı, sarı ve mavi. Biraz önce bir başka soruda buna benzer bir soru daha çözmüştük. Aşağıdaki renk gruplarının hangisi ara renk? Bakın bu sefer de ara renk grubu bizlere soruluyor. Ara renkler biliyorsunuz ki yeşil, turuncu, mordur. Yeşil, turuncu, mor hangisinde var? Evet, görüyoruz ki C seçeneği bizim için doğru seçenek olacak arkadaşlar bu soruda. Evet, dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ışığın objelere çarptıktan sonra yansıyarak gözümüze bıraktığı etkiye denir? O etkinin ismi nedir arkadaşlar? Hatırlayın,
Biliyorsunuz ki ışık değil, renk çemberi, yansıma ve prizma değil, renktir arkadaşlar. Rengin tanımını yaptık biz burada. Işığın objektiflere çarptıktan sonra yansıyarak gözümüze bıraktığı etkidir rengin açıklaması. Dolayısıyla cevabımız denizi seçeneği oldu bu soruda. Beşinci sorumuza bakalım. Varlıkların bizden uzaklaştıkça renklerinin farklılaşmasını, silikleşmesini aşağıdakilerden hangisi oluşturur? Tabii ki bunu bilmede parlaklık diyemeyiz, psikolojik diyemeyiz, skala yansıma değil arkadaşlar. Renk, perspektif şeklinde ifade edilen bu kavramdır. Bakın, varlıkların bizden uzaklaştıkça renklerinin farklılaşmasını ve silikleşmesini aşağıdakilerden hangisi oluşturur? Renk, perspektif oluşturur. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. Yağmur yağdığı zaman gökyüzünde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? Valör değil, skala değil. Tabii ki gökkuşağı olacak. Bunu da normal kültürel olarak, kültür bilgisi olarak da çok rahat biliriz ama ışık, ton değil. Bizden istenen cevap gökkuşağıdır arkadaşlar. Yağmur yağdığı zaman gökyüzünde olan o renk kırılmaları. Diyelim ve geçelim son soru sayfa ve sorularımıza. Nokta nokta orta tonda mavimsi kırmızı bir renktir. Noktalı yere aşağıdaki terimlerden hangisi gelmelidir ifadesi var ki biz neyin tanımını yaptık arkadaşlar? Biliyorsunuz ki buradaki kırmızı orta tonda mavimsi bir kırmızı renk. Siyah mavisi, alev kızılı, skala, gece mavisi değil. Bahsettiğimiz mavi macenta kırmızısıdır arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneği olacak bu soru için. Diğerine bakalım. Aşağıdaki renk gruplarından hangisi sıcak renk grubudur? Evet, sıcak renk biraz önce söyledik. Bu soru gelecek, tekrar tekrar soruyorum arkadaşlar. Buna özellikle iyi bakın. Sıcak grubu sarı, turuncu ve kırmızı olacak. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği bir kez daha. 9. ve 10. son sorularımız. Başta güneş kaynaklı olan beyaz ışığın özel bir prizmadan geçirilerek renklerine ayrılmasına ne denir ifadesi var ki biz tayfın görüyoruz ki buradaki tayfın tayf kavramının açıklamasını tanımını verdik arkadaşlar. Skala değil, prizma, kombinasyon, armoni bunlar değil. Zaten bahsettiğimiz üzere arkadaşlar skala biliyorsunuz ki iki renk karışımından oluşan bir kavram. Prizma geometrik bir şekil biliyorsunuz ki. Tayf buradaki bahsettiğimiz beyaz ışıktan elde edilen renk şeridine deniyor zaten cevabımız o. Kombinasyon arkadaşlar birleştirme ve tertip düzen demek. Armoni de zaten ahenk uyum ama bizden istenen buradaki ifade tayf olacak arkadaşlar cevabımız belli. Diğerine bakalım renkler arasındaki ahenk ve uyuma nokta nokta denir. Boşluğa ne gelecek arkadaşlar? Tabii ki ahenk ve uyum dedik. Armoni. Buradaki kelimelere dikkat edin. Açıklamasını zaten vermiş oldum. Bizden istenen cevap 10. soru için E seçeneği doğru cevap arkadaşlar diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.